Herkese merhaba, ben Deniz. Modsuz Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta devam ediyoruz. En son bu evi yapmıştık. Yani ev sayılırsa tabii. Bugün biraz bu bölümde biraz alet yapımı, aletlerimizi geliştirmeyle ve biraz da madenle uğraşacağız. Kendimize öncelikle biraz taş bulmamız gerekiyor ki taştan malzemelerimizi taştan yapalım. Şu şeyleri bir dikeyim öncelikle, meşe fidanlarını. Şu sahil boyunca şuraya bir tanesi, gerçi neyse, bu tanesi buraya. Bir tanesini buraya. Bir tane kaldı zaten. Bir tanesini de buraya. Madeni evin altından mı yapsam, evin yanından mı yapsam? Evin yanından şu şekilde şu tarafa bir maden kazayım. O koyun mu? Tamammış. Şu şekilde biraz maden toplayalım. Maden çok önemli oyunda çünkü. Zaten oyunun mantığı madencilik yani. Oyunun amacı. Bir tane çakmak taşı düştü çakıllardan. Şu taş toplayalım. Bu taştan aletlerimizi taştan yaparız. Kırık taştan. Şu an videoda kötü görünüyor olabilir. Yanıma meşale almış mıyım? Almamışım. Hemen meşale yapalım biraz. Evimize gidelim. Meşale var mı bizde? Yok. Çubuk var. Kömür var mı? Var. Şu şekilde meşale yapalım biraz. 16 tane yeter. Taş yeteri kadar toplamış mıyız? Toplamadık. Ocak yapacağız taşla aynı zamanda. Şöyle şuraları ışıklandıralım. Bu kazmanın da zaten ömrünün yarısı gitmiş. Bu tahta kazmayı zaten yani şeyden yaptım. Tahta eşyaları ilk hemen acil olarak ilk gün için yaptım. Yoksa yani hiç tercih edilen ettiğim bir şeydi tabii, kimse tercih etmez bildiğiniz gibi. Biraz daha taştan demir bulduk. Demiri de fırında pişirip bu demir cevherini demir elde edebiliriz. Ben nasıl kırdım onu ya? Al, kırdın kırdın. Gerçi bununla kazılmıyordu değil mi? Şimdi hatırladım. Taş kazma yapmamız gerekiyor. Biraz şöyle taş bulalım da eve gidelim. Bütün aletleri yaptıktan sonra, bir de ocağımızı da yaptıktan sonra tekrar madenimize geliriz. Şöyle biraz taş toplayayım. Ve ben sıfıra kadar böyle inip ondan sonra belli bölgelerde, belli düzeylerde yanlara doğru kazmayı düşünüyorum. Şöyle bir tane de meşale koyalım. Buranın son olduğunu bileyim. Eve bir gidelim. Kırık taş 37 yeter her türlü. İnşallah yani. Bir bakalım. Aletlerimizi yapalım. Sonra yemek pişirelim biraz. Çünkü karnımız acıkmaya başladı. Öncelikle bir tane fırın yapalım. Şimdilik bir tane yeter. Şöyle. Fırın da şurada olsun. Kömürlerimizi fırına koyalım. İnek etini pişirsin. Şimdi de biraz o tahtamız var mı? Var. Çubuk. Çubuk yapalım biraz. Kazma yapmam gerekiyor çünkü demir gibi işte kızıl taş bununla kazılıyor muydu bilmiyorum da demir falan yani bu kazma olmadan kazılmıyor. Ben bunları almasaydım. Keşke biraz da şöyle bir tane daha kazma yapayım. Taş kazma. Bir tane de balta yapayım. Şunları da yakayım ya. Bunlar işime yaramaz artık. Bunları da zaten yakabiliyoruz. Bir tane taş kılıç. Ne yapsam, bir de çapa yapayım, belki çift şey yaparız. Bahçe yaparız. Kürek yapmadım. Bir tane de kürek yapayım.
şekilde. Tamam. Bunlar pişti mi? Biraz pişmiş, bunları alalım. Hatta dur, şunları yaksın. Şunu yaksın. Yak çabuk, hemen şunu koyacağım çünkü. Neyse, o yakar. Ya da hadi. Şu elimde gereksiz olan bir şeyler varsa onları atayım o zaman. Da çakıl, çakmak taşı dursun, gereksiz değil ama şu an ihtiyacım yok. Çürük et dursun. Ömrü kısa, bunu atalım. Hepsi pişmiş zaten gerçi. Tamam, bifteğimiz doldu. Şu elimizdekileri şu şekilde bir sıraya sokalım da kılıç alalım. Şöyle kazma, bir kazma daha. Tamam. O demiri falan şimdi toplayabiliriz. Demin alamıyorduk. Yani uzun süre kırılmaz, uzun sürüyor. Kırılınca da alamıyoruz zaten. Şu demirleri toplayalım. İnşallah çok vardır. Şurayı tekrar kapatayım ki yukarıya çıkabileyim. Taş nerede? Ha. Şu şekilde biraz daha mı insem? Aşağı doğru ineyim. Şöyle. Bayağı bir, hatta bayağı bir ineyim. Yani. Ama altındır, elmastır, işte kızıltaştır. Onlar bulduğumuzda bu taş kazmalarla kazamayacağız. Fazla kazmışım bir tane. Taş kazmalarla kazamayacağız. Onun için demir kazma yapmamız gerekiyor. Demir kazma yapmamız için de bu demirlerimizi pişirip işte demir, normal demir elde etmemiz gerekiyor. Şekilde. Ha, kömür bulduk biraz. Şu kömürleri bir alayım. Yani bu bölüm biraz böyle maden yapalım. Belki biraz da evi genişletiriz. Evi büyütürüz. Sonra etrafı keşfe çıkarız. Daha yapacağımız çok şey var aslında oyunda. Belki kızıltaş sistemleri falan da yaparız. Redstone işte. Tamam. Eve bir gidelim. Çünkü şu an hangi madeni bulsam da, yani demir haricinde, elmas bile bulsam alamayacağım yani. O yüzden eve bir gidelim. Şu demirleri bir ısıtalım. Demir cevherim burada. Şunu da yaksın. Kömürlerim duruyor. Tahtam var. Bir tane daha fırın yapayım. Hatta iki tane mi yapsam? İki tane daha fırın yapayım ya. Fırın bayağı lazım bize çünkü. Şöyle şunu kır abi. Ver. Bunu da buraya koy. Meşaleyi de şuraya koyarız, bir şey olmaz. Bunları paylaştıralım. Bunu da diğeriyle paylaştırırız. Bunu buraya. Bunu buraya. İki tane demir olmuş. Şurada yemek. Biraz tavuk pişsin. En üstte de domuz eti. Yemeğim vardı değil mi? Ha. Tamam. Akşam olduysa. Akşam olmuş. Olmak üzere yani. Ağaçlar. Benim diktiğim ağaçlar büyümüş mü, onlara bir bakayım. Ondan sonra yatalım, uyuyalım, sabah olsun. Şurada vardı galiba. Bir tane hala büyümemiş. Büyür zamanla. Koyunlar var burada. Bu koyunları da şu şekilde buraya kocaman bir çiftlik yapabiliriz. Tamam. Madenimiz de burası. Bir yatalım, uyuyalım. Sabah olsun. Sabah işlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Pişmiş mi bizim demirlerimiz? Demirlerin hepsi pişmiş. Buraya atabileceğim başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Etleri de alalım. Domuz etini de alalım.
Buraya atacağım şey var mı? Çubuk dursun elimde gerçi. Şu tavuğu da şuraya alalım da yer kaplamasın. Tamam. Biraz daha demir bulmam. Yani şu an yapabileceğim her şey, yani demir bulmam gerekiyor. O yüzden mesela tarla yapayım diyeceğim. Suyu almamız lazım. Kova lazım o yüzden de. Kova içinde demir lazım. O yüzden biraz daha derine kazalım. Şurayı kapatalım, kafamız karışmasın. Ya şu an bir şeye çıkarsak da iyi olur. Aslında ilk bölümde bir vadi bulmuştuk. O vadiye de gidebilirdik. Çünkü biz bu kadar kazıyoruz mesela, maden arıyoruz. Vadilere girdiğinizde böyle etrafta bayağı maden oluyor. Hatta işte bu böyle bir mağara gibi bir yere çıktı. Da biz buradan düşeriz. Ha, demir. Şu tarafta yer var mı? Aslında ben buraya girmeyi, kaynağım da yok. Sadece taş kılıcım var, zırhım yok. Biz burada kalalım. Yani buraya girmeyelim. Buraya şöyle. Çünkü bayağı Allah düştük, girmeyelim dedik, düştük ha. Şuradan tekrar yukarı çıkabilir miyim? Demirler mi? Demirler al, eve gideyim ben. Ama demirlerin de düşmemesi gerekiyor yere. Ben şimdi onları alırken demirleri alalım. Bu şekilde aşağı düşme. Düşmedi. Demirleri de pişirelim. Hop. Ya çakıl. Neyse. Çakıl. Oyunda sadece çakılla hangi madde şey vardı madde? Böyle yere düşen. Bir gidelim. Ya madem bulduk, yani oraya ineriz biz. Diğer bölümde orayı bayağı sömürürüz. Bu bölüm sadece madende geçmesin. Kendimize biraz yemek mi toplasak, etrafı gezsek? Ama evi de kaybetmemek gerekiyor. Açıl kapı. Şu kapıya bir şey yapalım. Otomatik açılması için. Şu demirleri hemen atayım da. Kaç tane demir bulmuşum? 3 tane. Neyse. Şu kapıya hemen bir, neydi bunun adı? Ha, basınç plakası yapalım. Şöyle geldiğinde dışarıdan koymayalım. Dışarıdan bize zombi, işte iskelet falan yaratıklar geldiğinde şey yapmasın. Şu evin tabanında bir tahta yapabilirim aslında. Ne var mı yeterli tahtam? 12 tane. Biraz tahta toplayayım. Evin tabanı da farklı renkli yapalım. Şu yukarı yaptığımız renkli. Şu renkli. Aa, bu da aynıymış gerçi. Şuradan toplayayım şu odunu. Demirler pişene kadar biraz evle uğraşalım. Biraz daha bulsak da aslında iyi olur da. Şu rengi bir deneyelim ya. Belki tavanı bununla yaparız. Başka yok değil mi? Çünkü tamamını toplamadığınız zaman yok olmuyor. Yani yapraklar düşmüyor. Kalıyor havada kendi kendine. Burada da var mı? Galiba yok. Şuradaki fidanı da alayım da gideriz. Elma düştü bir tane de. Fidan. Hangisiydi? Evet, yeri bununla yapalım. Küreğim var benim. Küreğini de alayım elime. Biraz fazla oldu. Neyse, onu hallederiz. Evimin tabanını. Şekilde şu basınç plakası düşecek ama onu tekrar koyarız yerine. Ver tahtayı. Evin tabanında şöyle su geçirmez böyle. Parkeyle kaplayalım. Laminat mı oluyordu?
basınç bile kazında tekrar yerine koyalım. Neredeydi o? Şuraya da aslında bir tane şey koyalım. Şu kapıyı ver. Gene dışarıdan koyalım kapıyı da. Evi büyütsek miydi ki aslında? Ev bayağı küçük kaldı çünkü. Eve biraz cam yapalım. Kum topladım mı ben? Evde kum var mıydı? Kum. Kum yok mu? Neyse biraz kum toplayalım o zaman, cam yapalım eve. Çünkü ev bayağı şey oldu. Her tarafı kapalı falan. Şurada kum varmış da burada da. Karşıya geçeyim orada. Bayağı. Şimdi burada alırsam aldığım yerin içine su falan dolacak. Şimdi ondan kim uğraşır? Buradan bayağı bir kum toplayalım. Bu kumları pişirip cam yapalım. Evimizin dört bir tarafı şöyle cam olsun. Şöyle bayağı bir, ne kadar oldu? 43'müş. 64 tane toplayalım. Ondan sonra gidip bunları pişirelim. Cam olsun bunlar. Tamam. Hatta 64 oldu. Bir de 2 tane de fazla. Tamam var. Buradan balık falan da tutarız. Denizde. Aslında benim şeker kamışlarım da vardı. Şu köşeye ekeyim onları da. Demirler olmuş. Bunların böyle birazını buraya. Birazını buraya. Birazını da buraya koyalım. Demir aldık değil mi oradan? Evet. Bunu da atalım. Kaç? 8 tane demirimiz var. Hemen kendimiz aslında bir şey yapalım. Demir kazma yapalım. Şöyle. 2 tane yapalım hatta. Şöyle 2. Demir kazmalardan biri evde dursun ama şimdi. Ölürsem elimden düşer, onu tekrar bulmak biraz sıkıntı. Buraya koyacağımız şeyler, meşe fidanını ekeriz. Akasya fidanını ekmeye gerek yok. Çakıl at. Tahta baltayı pişirir. Neyse at. Toprağa at. Tamam, şu kumu da atayım. Ancak 5 tane olmuş buradan. 5 tane buradan. 6 tane de buradan. Şuraya bir cam yapalım. Baltam var mıydı benim? Bir tane var şöyle balta. Şuraya şöyle bir cam yapalım. Küçük olur. Sen orada bir barınamadın, sen gel. Şöyle. Şurayı bir cam yapalım. Şurayı da dörtlü şekilde bir cam yapayım. Şekilde bu tarafa doğru evi genişletiriz. O yüzden bu tarafa cam yapmayayım. Kapının üstüne bir tane cam yapayım. Güzel durur. Şöyle. Bütün camları bir alalım da. 20 tane oldu. Bunlar lazım oldukça kullanırız. Evin üstünde mi yapsam ki biraz? Kaçsa kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5'e 4 çok saçma. Şu ortada iki tanesini şöyle alayım. Şöyle. Hatta dur ya, ne kaybederiz, şuralarda yapalım. Bu evi, yani şu tarafı şu yüzden yapmadım. Bu tarafı cam yapmadım. Çünkü evi bu tarafa doğru genişletiriz. Hatta uzunlamasına da geliştirmem lazım. Genişletmem lazım da ama. Evi bu tarafa doğru böyle getirirsek. Buraya başka evler falan da yaparız. Hatta bir köy görmüştüm galiba. Şu taraflarda mıydı? Görmemiş miydim yoksa? Köylüler de bulur. Onlarla da ticaret yaparız. Şu evin önünde. Temizleyeyim. Tohumları da burada falan ekmek için
Zaten akşam oluyor. Birazdan da videoyu bitiririz. Şu camlar bir pissin. Şurada bunun yarısını bir al. Şurada kalmamıştı. Buraya atalım. Burada var mı daha? Burada da kömür. Buna fazla. Şu en altta iki tane kalmış. Kömür bulmuştum bayağı bir. Elimde mi? Ben kömür buldum ha. Onları meşale falan yaptım galiba. Çakmak taşı. Mesela bir tane de çakmak yapalım. Gerçi şu an israf... Neyse israf edelim ya. Şöyleydi çakmak taşı da. Çakmak da. Bir tane... Çünkü gün bitmeden bir tane ağaç çakayım da. Ya da zombi mi yaksak bir tane? Onlar yanıyor muydu ki gerçi bu çakmakla? Etrafı böyle aydınlatsın. Aslında yakmasaydık yani neyse. Tamam bir uyuyalım sabah olunca da videoyu bitirelim. İkinci bölüm de böyleydi arkadaşlar. Daha yapacağımız çok şey var ama önce bayağı bir maden yapmamız lazım. Buradan gördüğünüz o düştüğümüz yere oradan madenleri bayağı bir maden topladıktan sonra evi genişletiriz. Mesela böyle çok bayağı büyük olur. Eve üst kat, gerçi üst kat mı çıksam? Biraz genişletip üst kat çıkarız. Buraya birkaç tane daha ev yaparız. Böyle. Belki şu karşıya geçmek için bir köprü yaparız. Buradan. Karşıya geçmek için. Karşıda da ne var orayı da keşfederiz. Evimizin etrafını falan keşfederiz. O şekilde olur. Daha buraları bayağı büyüteceğiz beraber. Buralarda ev falan olacak. Bu tarla yapacağım. Sonra buraları çiftlik yapacağım bu taraflara. Böyle tavuk çiftliği, tavuklardan yumurta alacağım. Sonra inekleri sağacağım, pasta yapacağım. İnekleri çiftleştirip çoğaltacağız. İnekleri, tavukları, koyunları. Tam burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Güle güle.